Sevgili seyircilerimiz, büyükbaş hayvanda dikkat edeceğimiz en önemli husus 2 yaşını geçmiş olması lazım. Yani 2 yaşından gün almış olması lazım. Bunun içinde şu 2 tane kesici diş vardır bakın önde. Bunların patlamış olması lazım. Yani bunlar patlamamış olursa süt dişi dediğimiz, yani küçük olursa o dişler olmaz. Bu gördüğünüzde dişleri patlamış, gayet güzel kurban olabilir. Şimdi biraz sonra da size kurban olamaz gibi olanını da göstereceğim. Bu dişine dikkat etmeniz lazım. Hayvanın hem iriliği önemli hem de dişlerinin atması önemlidir. Buna dikkat edeceksiniz. 2 yaşından gün alıp almadığını nasıl anlamanız için. Kurbanlıkta seçeceğiniz önemli husus nasıl bakacaksınız? Ona da aynı şekilde genel görüntüsüne muhakkak bakmanız lazım. Topal olmamasına, herhangi bir sakatlığı olmamasına dikkat etmek lazım. Kulaklarına bakacaksınız. Kulaklarında kopukluk, kulaklarında kesiklik olmayacak. Kulakları nasıl hesaplayacağız? 1/3'ünden daha fazla kesikse o kurban olmaz. Yani bu kurbanın eğer kulağı şuradan kesik olsaydı kurban olmazdı. Ona çok dikkat edeceğiz. Bir de hayvanı yürüteceğiz, bakacağız. Topal olmadığına dikkat edeceğiz. Topallığı da şöyle, kesim yerine kadar gidecek kadar topalsa o kadar problem değildir. Ama çok aksıyorsa o da kurban olmaz. Dikkat edeceğiz. Hayvanın besili olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Nasıl bakacaksınız? Gördüğünüz gibi bu kurbanlığımız bayağı besili çok iyi. Danalarda ve büyükbaş alacağımızda şuradaki etine çok dikkat edilir. Şuradaki etinden. Koyunların sırtından bakılıyordu. Koyunların sırtından bakılır. Bunların da şuradaki etlerinden bakılır. Bakın şu bölgedeki etleri çok önemlidir. Burada eti varsa biliniz ki o hayvan çok iyi beslenmiştir. İyidir. Tabii genel görüntüsünden de çok anlayacaksınız. Ama karnı çok şiş olanları çok fazla düşünmeyiz. Yani çok fazla yedirip küspe ya da samanı çok yedirip de onu da kiloda fazla gelsin şeklinde bir şey olabilir. Ama siz genel görüntüsüne bakıp karnından ziyade bu bölgelerine bakacaksınız ve şu kenardaki şu et kısmını tutacaksınız. Eğer burada et iyi geliyorsa elinize, büyükbaş hayvanlarda bu tercih sebebidir. Buna dikkat edeceksiniz. Sevgili seyircilerimiz, büyükbaş hayvanlarda isterseniz kiloyla da alabiliyorsunuz ya da pazarlık usulü de yapabiliyorsunuz. Buradaki bizim hayvanımızı getirdik, güzel elektronik tartıda tarttık. 3.74-3.73 kilo kadar geliyor. Yaklaşık büyük başlarda 12 liradan canlı hesap ediyoruz. Yaklaşık 4.5 civarında geliyor. Sevgili kardeşim, bunu kaça düşünüyorsunuz, kaça veriyorsunuz? Normalde 12 liradan veriyoruz. Hani %2-%5 düşüm oluyor hayvan üzerindeki pisliğe göre veya derisindeki ağırlığa göre. Yani 3.400 liraya falan bu hayvanı biz sattık. Evet. Sağ olun. Gördüğünüz gibi tartı şeklinde de alabiliyorsunuz. Tartıyla da alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz tarttırdık. Bu şekilde de alabilirsiniz. Ya da görüntüsüyle pazarlık yaparak da alabilirsiniz. Evet sevgili seyircilerimiz, gördüğünüz gibi hayvanı yürütüp bakmamız lazım. Gördüğünüz gibi gayet güzel maşallah. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Çok güzel yürüyor. O yüzden kurbanlık açısından hiçbir sıkıntısı yok. Yani demiştik ya, aksak olmaması lazım, topal olmaması lazım. Kesim yerine gidene kadar rahatlıkla gidebilmesi lazım demiştik. Gördüğünüz gibi demin yürüttük alacağımız büyük başımızı, bir sorun yok. Dişte dikkat edeceğiniz şey husus şu. Bakın bu hayvanda şu küçük dişleri görüyor musunuz? Öndeki dişler de eğer böyle küçükse, bakın böyle küçükse olmaz. Ona çok dikkat edeceğiz. Bakın bu küçük diş. Eğer buradaki dişler de bunun gibi küçükse olmaz. Bu iki büyük kazma tabir ettiğimiz dişleri olursa bunlar olur. Ona dikkat edeceksiniz. Bu öndeki büyük dişler olması lazım.